Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bursa Spor Adana Demirspor'la mücadele etti ve Adana Demirspor mücadeleyi 3-1 kazandı. Şimdi bu mücadeleyi anlatacağız. Neler yaşandı, neler bitti ama maçın öncesinde bazı gelişmeler vardı. Bu gelişmelerden öncelikle bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar maçı kaybettik ama gençlerimizle gerçekten heyecanlandık, gurur duyduk. Maçtan önce de çok şiddetli Bursa'da gerçekten yağmur yağdı. Bursa'da olmayanlar bilemeyecektir ama gerçekten inanılmaz bir yağmurdu. Hatta Twitter'dan da attığım bir tweet vardı arkadaşlar. Bursa'da yer yeşil gök beyaz diye sağ olsun takipçilerim de bir beğeni yağmuruna tuttu gönderiyi. Bunun haricinde arkadaşlar maçların artık TRT Spor'dan yayınlanacak olması bizler için sürpriz oldu açıkçası. Eee Bein Sports ve TRT Spor ikisi birlikte yayınıyormuş zannediyorum. Gerçekten TRT'den de lig maçı izlemeyi özlemişiz. Hepimiz için hayırlı olsun öncelikle. Tabi bu durum TFF birincilikteki takımlar için bir gelir kaybı olarak yansıyacaktır. Bakalım ilerleyen günlerde neler gösterecek. Arkadaşlar Bursa Spor ve Adana Demirspor geçen seneye göre oldukça oyuncularını kaybettiler. Bursa Spor'da 11 kişi takımdan ayrılırken Adana Demirspor'da da 14 kişi takımdan ayrılmış. Fakat Bursa Spor'un biliyorsunuz transfer tahtası henüz açılmadığı için altyapıdan oyuncularla ve geçen seneden takımda elinde tuttuğu oyuncularla devam etmeye başladı. Adana Demirspor'dan giden oyuncular yerine de alternatifli bir kadro oluşturdu. Bu sene Bursa Spor şampiyon olamazsa eğer favorim Adana Demirspor ve Samsun Spor olacak. Arkadaşlar maçtan önce iki takımın da teknik adamlarını bir incelemek istedim. Mustafa Er hocamıza da Bursa Spor'muzda bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum ki Bursalı birisinin gelmesini eskiden beri bekliyorduk. Eminim ki bütün Bursa Mustafa Erin çalışmasından oldukça memnundur. Adana Demirspor'a da baktığımızda Ümit Özat'ı görüyoruz. Ümit Özat da arkadaşlar geçen senenin başında takımdan ayrılmıştı. Adana Demirspor'da şu anda ikinci Ümit Özat dönemi yaşanıyor diyebiliriz. Mustafa Er ve Ümit Özat da 2000-2001 yılında arkadaşlar Bursa Spor'dan takım arkadaşlığı yapmışlar birbirleriyle. Bursa Spor'da arkadaşlar geçen seneden kalan oyuncular var demiştik. Özer Hurmacı, Recep Aydın, Serdar Özkan, Burak Altıparmak, Cüneyt Köz bu sene takımda kalarak altyapıdan gelen arkadaşlarımıza abilik yapacaklar diyebiliriz. Bir taraftan da takımdan ayrılıp ayrılmayacağı henüz belli olmayan Kubilay ve Burak Kapacağ'ın durumu var. Burak Kapacağ'ı bugün ilk 11'de görüyoruz. Fakat Kubilay'ın henüz daha lisansa çıkarılmadığı için ilk 18 kişilik kadroda yer almıyor. Arkadaşlar Bursaspor'un kadrosuna baktığınızda oldukça genç bir kadro görüyorsunuz. 30 kişilik kadrosunda 23 futbolcumuz altyapıdan yetişme. Diğer kalan 7 tanesi de dışarıdan gelen futbolcularımız. Arkadaşlar maçın yorumunu yapacağız ama hani bilmiyorum siz neler düşünüyorsunuz? Ben kesinlikle transfer tahtasının açılmasından yana oy kullanıyorum. Eee hatırlayacaksınız bir başkanlık seçimi yapılmıştı ve başkanlık seçimi sonucunda da transfer tahtasının ne kadar açılacağını bütün kamuoyuna sunmuşlardı. 46 milyondu yanlış hatırlamıyorsam devletin yapmış olduğu bazı vergisel indirimlerle bunu 39 milyona çekip açabileceğimizi tespit etmiştik. Yani bu arkadaşlar toplam borca göre ödenmeyecek bir para değil. Bursa camiası, Bursa'nın önde gelenleri bu parayı ödemeliler. Bir şekilde 39 milyon bulunmalı. Tabi bu da yetmiyor. Onu tahtayı açtıktan sonra yeni alacağınız oyunculara da para ayırmanız lazım, bütçe yapmanız lazım. Takımda oynayan diğer oyunculara da gene maaşlarını düzenli ödeyebiliyor olmanız lazım. Yani Erkan Kamat yönetimine güveniyoruz. İnşallah bu zor günde hem de pandeminin olduğu günlerde bizim de tribüne gidemediğimiz bu günlerde inşallah gerekli sponsorlukları, kaynakları bulacaklardır. Zaten Erkan Kamat yönetiminde bu şekilde beyanını vermişti. Transfer tahtasını açsalar bile 4-5 oyuncu alacaklarını söylediler ki bence en doğrusu bu. Geçen sene Mesut Mestan da aslında oldukça iyi niyetliydi diyebilirim. transferin kapanmasına 2 gün kala yani 8-9 transfer yaptık ama yani diğer takımlarda oynamayacak belki de oyuncuları almak zorunda kalmıştık. İnşallah bu sefer öyle olmaz. Erkan Kamat'a güveniyoruz. Arkadaşlar değineceğim bir başka konu da iki takımın kaptanları. Bursa Spor'da biliyorsunuz Özer Hurmacı birinci kaptanlığa getirildi. Adana Demirspor'da da hatırlayacaksınız arkadaşlar. Bursa Spor'dan Adana Demirspor'a giden Anıl Karayer vardı. Kendisini kaptan yapmışlar. Tebrik ederiz. E, fakat iki takım kaptanları hatırlayacaksınız. Bursaspor, Adana Demirspor. playoff maçı öncesinde arkadaşlar bir tartışma yaşanmıştı. İstenmeyen olaylar olmuştu ve e, özel hurmacı zan altında bırakılarak Anıl Karar ve e, Kerem Can Akküz e, takımdan ayrılmışlardı. Bugün maç seronomisinde e, arkadaşlar iki kaptan e, birbiriyle tokalaşmadı ya da işte selamlaşmadı diyelim. Daha sonrasında da gene yazı tura atışı, top kale atışında da gene aralarında soğuk rüzgarlar esiyordu. Hiçbir samimiyet olduğunu söyleyemeyiz. Maça gelecek olursak arkadaşlar, Bursa Spor maça çok iyi başladı. Orta sahada yapmış olduğu tık 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 pas hareketleriyle gerçekten biz izleyenlere de bir seyir zevki yaşattı diyebiliriz. Henüz daha 8. dakikada dolmadan Burak Kabacan'ın kazandığımız ilk kornerde ortasında Ali Akman güzel bir kafa vuruşuyla bizi bir sıfır öne geçirdi ve Eminim ki bütün Bursa gol diye şöyle bir bağırmıştır. Yani bütün senenin hırsını atmışızdır. Bu gençlere güvendiğimizi o gol sesimizle birlikte göstermişizdir. Tabi 1-0 öne geçince bütün herkes Bursa Spor'dan güzel futbolda görünce ümitlendiğini düşünüyorum ben. Maçın ilk yarısında özellikle Ali Akman yani güçlü fizikli Adana Demirspor stoperlerinin yanında hiç sırıtmadı. Gerçekten iyi mücadele verdi diyebilirim. Adana Demirspor'un da kalecisi Litvanyalı bir milli kaleci almışlar Zubas diye. Yani dersiniz ki TFF birincilikte yabancı kaleciye ne gerek var ama gerçekten kaleci kalesine güven veren bir kaleci. Yani Adana Demirspor bu sene çok gol yemeyecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ilk yarıda yani 1-0 öne geçtikten sonra da gene pozisyonlarımız oldu. 2-0 3-0 da yakalayabilirdik belki. İlk yarıyı bitirdiğimizde gerçekten takımımız çok iyiydi. Adana Demirspor'da bir o kadar kötüydü arkadaşlar. Yani ben Gerçekten Adana Demirsporlu futbolculara şaşırdım. Devre arasından faydalanarak Ümit Özat'ın futbolcuların toparlamasıyla bu sefer Adana Demirspor ikinci araya golle başladı. 34 yaşındaki santrofor Mehmet Akküs güzel bir vücut çalımıyla Sedat'ı saf dışı bırakarak Ataberk'in de solundan köşeye doğru topu filelerle buluşturdu. Tabi Bursa kadrosuna baktığınızda arkadaşlar genç arkadaşlardan oluşuyor ama hani Emirhan gene yerinde değildi. Sol bekte oynadığını gördük. Orta sahada Ramazan Keskin geçen sene yedeydi. Yani gene orta sahada faulle oynamaya devam etti ki Mustafer Hoca da gene çok risk almayarak 60. dakikada olmadan Ramazan'ı oyundan çıkardı ve yerine Recep Aydın'ı aldı. Oyun 1-1 bir iken arkadaşlar Recep Aydın oyuna 5 dakika olmuş herhalde gireli. Bir topu direkten döndü. Orada acaba dedik gene öne mi geçeceğiz dedik ama olmadı arkadaşlar. Biliyorsunuz arkadaşlar pandemi olduğu sürece futbol maçlarındaki oyuncu değişiklik hakkı 3 yerine 5 olarak değiştirilmişti. Ondan dolayı takımlar oldukça oyuncu değiştirebiliyorlar. Adana Demirspor'da arkadaşlar yeni transferlerinden olan Koseçki oyuna sürmüştü ki orta sahada kazanmış olduğu bir topla e, Mehmet Akgüze aldı at dedi ilk golün kopyasını tekrardan atmasını sağladı. Tabi Sedat'ın da burada yapmış olduğu bir kademe hatası vardı. Artık Mustafa Hoca bunları görüp herhalde kendisiyle konuşacaktır. 79. dakikada da arkadaşlar yine orta sahada kaptırdığımız gene bir topla e, topu sürerek ilerleyen Hasan Kılıç Adana Demirsporlu e, çektiği bir şut denemesiydi aslında ama çektiği şut gene Sedat'a çarparak kalecimiz Ataberk'i kontrpiyede bıraktı ve skoru 3-1 yaptılar. Skoru 3-1 olunca arkadaşlar Bursa Spor gene baskılarını yapsa da gol bulmaya zaman yetmedi. Karşılıklı olan ataklarla maç 3-1 sona erdi. Tabii şimdi maçı herkes izlemiştir. E, herkesin kendine göre bir yorumu vardır ama Başkan Erkan Kamat ve yönetimi e, bundan sonra neler yapacaklar birlikte izleyeceğiz. Ama benim de nacizane fikirlerim var. Sizlerle şimdi onları paylaşayım. Arkadaşlar bence kesinlikle transfer tahtası açılmalı. Yani her türlü para ihtiyacımız var. Bugün ilk yarıda gençler çok iyi oynadılar. Özellikle fizik olarak çok iyilerdi. Ve hız olarak, paslaşma olarak gerçekten hepimizin ruhunu bir heyecanlandırdılar. Fakat ikinci yarıda Adana Demirspor kötü oynasa bile kabul ediyorum ikinci yarıda Adana Demirspor'da sonradan oyuna dahil olan oyuncular bir ivme kazandırdı Adana Demirspor'a ama bizim futbolcularımız fiziken yani düştüğünde Adanalı oyuncular fizik olarak bizden daha iyi durumdaydılar. Genç oyuncularımızın da gene maçın ikinci yarısında oyunun içine kalabilmelerini bekleyeceğiz. Bu hafta böyle geçti arkadaşlar. Bundan sonra maçımız e, haftaya İzmir'de deplasmanda Altınordu'ya gidiyoruz. Altınordu'yu da biliyorsunuz gene Bursaspor gibi altyapısı güçlü bir kulüp ve bundan önceki senelerde de gene bizim gibi altyapıdaki oyuncularıyla mücadele verdiler. Bakalım Bursaspor bu sezon ilk deplasman maçında Altınordu'yla nasıl bir mücadele verecek? Haftayı hep birlikte izleyip göreceğiz. Daha sonraki haftada gene Bursa'ya Giresunspor geliyor arkadaşlar. Giresun Spor maçı da gene izleyebileceğimiz zevkli maçlardan birisi olacaktır diye düşünüyorum. Bu iki maçın sonucuna göre de arkadaşlar yönetimimiz inşallah takımımız için hayırlı bir karar alır. Hepimiz burada yeni transferlerle birlikte takımımızı görmüş oluruz. Yoksa genç oyuncuların da birbirine alternatifi olmadığı bir takımda işimiz hani uzun maratonda oldukça zor gözükmekte. Videomu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Sonraki hafta Altın Ordu maçı değerlendirmeleriyle birlikte tekrar karşınızda olacağım. Hepinize iyi günler.